Kanal ve ekranlarından herkese merhabalar. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum efendim. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz yine. Meme sağlığı hakkında konuşacağız. Konuğum Anadolu Hastanesi, Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Operatör Doktor Nuray Ayper Öngen olacak. Ama öncesinde kısa bir tanıtımımızı izleyelim. Sonra programımıza başlayalım. İzleyiciler ekran başına, kadınlarda görülen meme hastalıkları nelerdir? Meme kanseri görülme sıklığı. Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Rutin meme kontrolü hangi sıklıkta yapılır? Cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir? Erken müdahalenin önemi ve meme sağlığı hakkında merak edilenler az sonra Önce Sağlık'ta. Evet, tekrardan merhabalar. Konuğumu tekrar tanıtmak istiyorum. Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Nuray Ayper Öngen. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Ben Lara Anadolu Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışıyorum. 4 yıldır bu hastanede çalışıyorum. Daha öncesinde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde baş asistan olarak çalışıyordum. Ondan evet. Önce de Antalya Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da çalışıyorum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı da Süleyman Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi anabilim dalında yaptım. Özellikle meme hastalıkları, hemoroid, anal bölge hastalıkları, tiroid cerrahisi, goiter ve laparoskopik cerrahi ile uğraşıyorum. Evet, bugün de meme sağlığını konuşacağız. Evet. Yine bir uzmanlık alanınız. Evet. Memenin yapısı ve gelişimi nasıldır Nuray Hanım? Bundan başlayalım. Şimdi meme yapısı, biliyorsunuz aslında şöyle başlayayım. Meme kadınlarda çok önemli bir organ. Hem evet. cinsellik açısından, hem estetik açısından, hem de annelik açısından. Süt verme işlemi de olduğu için bizim için birçok fonksiyonu olan ve önemli bir organ. Sürekli göz önünde olan da bir organ aslında. Bu nedenle aslında meme sağlığı çok önemli. Memenin yapısı süt kanallarından, süt bezlerinden ve yağ dokusu ve bunları bir arada tutan bağ dokusundan oluşuyor. Yağ dokusu genç kişilerde, daha doğrusu aslında adolesansla birlikte meme gelişimi başlıyor. Evet. Ergenlik öncesinde 8-9 yaşından itibaren meme gelişimi başlar. Evet, tam da ona geleceğim Nuray Hocam. Peki bu hani meme gelişimi ne zaman başlar? Kaç yaşlarında ne kadar da devam eder aslında? Bu evet. da merak konusu. 8-9 yaşlarında başlar. Ergenlikle birlikte büyüme hızı artar. Evet. Daha sonra da normal büyüklüğüne ulaşır. Bu dönemde daha çok meme dokusu yoğunluktadır. 40 yaşına kadar kadının üretken, üreyebilen durumda olduğu süre içerisinde meme dokusu daha yoğun. Menopoza yaklaştıkça da meme dokusu azalır, yağ dokusu artmaya başlar. Tabii ki hormonal, bizim adet görmemizi sağlayan hormonların meme dokusuna çok fazla etkisi var. Bu hormonlar her ay bir siklus içerisinde azalıp artarken meme dokusu üzerine de bir takım etkileri oluyor. Çünkü aslında memenin en önemli fonksiyonu süt vermek. Kadındaki görevi bu. Bunu sağlarken de işte eğer kadın gebe kalırsa diye memeler de ona yönelik hazırlığa başlar. Dolayısıyla adetin ortasında gebe kalma olacağını düşünecek olursak bu dönemde meme dokusu daha yoğunlaşmaya başlar. Evet. Adete yakın giderek meme dokusu daha belirgin hale gelir. Ondan sonra da adet gördükten sonra da meme dokusu daha geriler, o şekilde devam eder. Bu her ay düzenli olarak olan bir şey. Dediğim gibi 8-9 yaşından itibaren meme gelişimi başlıyor. Sonra ergenlikle birlikte belli bir büyüklüğe ulaşıyor. Sonra da her ay bu döngü devam edip gidiyor. Adet dönemi bitip artık kişi menopoza doğru yaklaştıkça meme dokusu azalmaya başlar. Onun yerine de yağ dokusu artmaya başlar. Evet. Bir de bu artık hani meme oluşumundan, meme sağlığından bahsettik. Kadınlarda görülen meme hastalıklarını da merak ediyorum. Bunu da konuşalım mı? Şimdi aslında kadınlarda
Bir tane görselimiz var, onu koyabilir miyiz? Evet, hangisi hocam? Meme. Fibrokistik? Meme, kadınlardaki meme hastalıklarını gösteren bir görselimiz meme vardı. Meme kanseri, hı. Memenin yapısı. Bizim kadınlarda en çok gördüğümüz meme hastalığı aslında memelerde ağrı. Evet. Bu ağrının birçok nedeni olabilir, hiçbir nedeni de olmayabilir. Hı-hı. Adete yakın dönemde hastalar... Bu demin de söylediğim hormonsal değişime bağlı olarak memelerde daha bir dolgunlaşma, şişme ve hassasiyet hissedebilir. Bunlar tamamen hani normal olan durumlar. Hocam adet öncesi de aslında adet öncesi. Evet, adet öncesi. O adete bir 10 gün kala bu durum olur. Adetimizi görüp de 3. gününden itibaren de bu ağrılar giderek azalıp normale döner. En çok hastalar polikliniğe ağrı şikayetiyle geliyor. Evet. Daha sonra da işte elime bir sertlik geldi, meme başımdan akıntı oldu gibi şikayetler olabilir. Şimdi bizim yaş gruplarına göre en çok gördüğümüz hastalıklar memedeki kistler. Şurada görüyorsunuz. Ve şu yukarıdaki fibroadenom denilen hastalıklar. Fibrokistik hastalık dediğimizde yoğun bir fibro, yani hem meme dokusu aralarında küçük küçük kistler şeklinde. Şu mavi olan görülebilir. Değil mi? Evet, şu mavi olan. Evet. Bir de tümörler var. Tabii hepimizin en çok korktuğu şuradaki durum. Çok nadiren de abseler gelişebiliyor. Şimdi kistlerden kısaca bahsedersem, çok fazla kist hastası var gerçekten. Onun içinde hani en çok merak edilen de bu. Ben göğsümde kist var. Acaba bir şey olur mu ileride, evet, bir risk taşır mı vesaire diye. Aslında meme kistleri çok sık gördüğümüz bir şey. Ultrason cihazlarının da yaygınlaşıp daha da teknolojik olarak gelişmesiyle birlikte bu meme kistlerini biz çok fazla görüyoruz. Polikliniğe başvuran, hani mememde ağrı var ya da işte bir kontrole geldim diye gelen hastaların çoğunda neredeyse %90-95'inde küçük ya da büyük fibrokistik hastalık şeklinde ya da kistler şeklinde biz kist görebiliyoruz. Kist ne demek? Kist içi sıvı dolu kesecikler demek. Bunların genellikle etrafında ince bir kapsül diyeyim, hani bir kesesi oluyor. Evet. Ve içerisinde de şeffaf sıvı dolu oluyor. Bunlar çok endişe edilmesi gereken şeyler değil. Sadece biz bu hastaları takipte tutuyoruz. Hani durumuna göre 6 ayda bir veya yılda bir kontrole çağırıyoruz. Bu kistlerde bir değişiklik olmuş mu, büyümüş mü, küçülmüş mü? Kistler nadiren de enfeksiyona neden olabilir. O zaman hastanın memesinde bir şişlik, ağrı, kızarıklık olabilir, ateş olabilir. O gibi durumlarda da işte gelmesini öneriyoruz. Onun dışında sürekli takibimizde tutuyoruz. Hem muayeneyle hem de hastanın yaşına göre ultrasonla takibimizi yapıyoruz. Yani bu iyi huylu bir... İyi huylu. Evet, meme kistleri iyi huylu kitleler. Çok 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 nadiren kötü huylu olabiliyorlar. Onun dışında genç yaş grubunda özellikle 20 yaşlarından sonra fibroadenom dediğimiz içi katı olan kitleleri görüyoruz. Evet. Bunlar da bizim işte 20 ila 40 yaş arasında daha sıklıkla gördüğümüz gene iyi huylu tümörler. Bunların da kansere dönüşme riski yoktur. Burada görülmeyen gene işte filoides tümörü denilebilir, başka bir takım adenomlar, adenozis alanları gibi bir takım patolojik kitleler de olabiliyor. Evet. Bunlar genellikle iyi huylu kitleler. Abseleri de biz en çok emziren kadınlarda görüyoruz. Evet. Süt kanallarının tıkanması, meme başından çocuğun emmesiyle birlikte oluşan küçük çatlakların, hani meme kanalları, küçük çatlaklardan mikropların meme kanalları içerisine girip orada enfeksiyon nedeni olmasıyla emziren kadınlarda abseler sık görülebilir. Bu gibi durumlarda da abse olan hastalarda genellikle memede kızarıklık, şişlik ve şiddetli bir ağrı olur. Genellikle ateş olur. Böyle bir durum olursa mutlaka bir doktora başvurmaları lazım. Çok nadiren de emzirmeyen kadınlardaki bu abseler inflamatuar meme kanseri denilen kötü seyirli olan bir kanser tipinin göstergesi de olabilir. Onun için böyle bir durumunuz olursa, eğer emzirmiyorsanız da mutlaka hani kendi kendine geçer diye beklemeyin, doktora gelin. Genetik özellik taşır mı hocam?
Meme kanseri. Tabii ki meme kanserinin genetik özelliği var. Meme kanseri tanısı almış hastaların %20-25 civarında aile hikayesi oluyor. Annesinde ya da kız kardeşinde meme kanseri olan ya da teyze, işte hala, yakın birinci, ikinci derece akrabalarında meme kanseri olan kişilerde meme kanserini daha sık görüyoruz. Evet, peki kanseri arttıran unsurlar nelerdir? Meme kanserini arttıran unsurlar? Şimdi meme kanserini arttıran bir unsur şeklinde değil de meme kanseri açısından risk faktörleri var. Evet. Bunlar da şunlar. İşte biraz önce söylediğimiz gibi aile öyküsü olması. Hı hı. Hastanın kendisinin başka bir kanser öyküsü olması veyahut da diğer memesinde kanser olması. İşte obezite olması. Obezitenin son zamanlarda yapılan çalışmaların hepsinde obezitenin meme kanserini arttırıcı etkisi olduğu görülmüş. Sigara, alkol kullanımı, doğurganlık çok önemli. Evet. Hiç doğum yapmamışlarda meme kanseri daha sık görülüyor. Doğurma yaşı önemli. 30 yaş altındaki doğuranlarda meme kanseri daha az görülüyor. Koruyucu etkisi var çocuk doğurmanın. Emzirmenin gene koruyucu etkisi var. Çok emzirenlerde, uzun süre emzirenlerde meme kanseri daha az görülmüş. Gene demin söylediğim hormonsal etkilerden dolayı erken yaşta adet görmeye başlayan ya da geç yaşta menopoza giren hastalarda bu hormonların memeye etkisi daha fazla olacağı için meme kanseri görülme riski daha fazla oluyor. Bu doğum kontrol hapları da buna etki eder diyebilir miyiz? Doğum kontrol haplarının evet etkisi var. Doğum kontrol hapı menopoz sonrası verilen hormon replasman tedavisi dediğimiz bir takım hormon ilaçlarının da uzun süre kullanımda meme kanseri riskini arttırdığı tespit edilmiş. Evet, peki erken tanı için tarama tetkikleri nelerdir hocam? Şimdi şöyle, ben ilk önce herkese mutlaka elle kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyorum. Her kadın 20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalı. Evet, yönetmenimizden LED'i rica edelim. Evet, LED'imiz de vardı bununla alakalı. Lütfen siz anlatmaya devam edin. Şimdi eğer hasta menopoza girmemişse, adetinin 3. gününden sonra menopoza girmişse de her ay kendince belirlediği bir tarihte, mesela her ayın 1'inde, 5'inde kendince belirlediği bir tarihte kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Bu çok önemli. Şimdi tabii ki ben kendi kendime meme muayenesi yapacağım da neye bakacağım? Şimdi bir kere çıplak olarak meme muayenesi yapıyoruz. Üstümüzü tamamen çıkarıyoruz. Evet, LED'imizde de görünüyor. Çıkardıktan sonra bir aynanın karşısına geçiyoruz. İki elimizi havaya kaldırıp memelerimize bakıyoruz aynada. İkisi birbirine eşit mi? Çoğu kadında meme birbirine eşit değildir. Biri biraz daha büyüktür, biraz daha küçüktür. Bu normal bu durum. Eşitlikten kastım şu, görüntü olarak eşit mi? Bir yerinde çökme var mı? Meme başı içeriye çökmüş mü? Bir yerine göre belki bir şişkinlik, bir asimetri var mı? Bunlara bakıyoruz. Evet. Bir kızarıklık var mı? Meme dokusunda portakal kabuğu gibi bir görüntü var mı? Bunlara bakıyoruz. Böyle bir şey yoksa, şimdi bir elimiz başımızın altındayken, diyelim ki eğer sol mememizi muayene edeceksek, sol elimiz başımızın altındayken, pardon, sağ elimizle meme başının etrafından başlayarak, bunu yatarak veya ayakta yapabilirsiniz. Şuradaki gibi. Evet. Meme başının etrafından başlayarak dairesel bir şekilde bütün mememizi etrafa doğru kontrol ediyoruz. Sonra da gene aynı şekilde gene meme başından başlayarak ışınsal olarak, yani dairesel olarak bu şekilde yaptık. Sonra da kenarlara doğru buradan başladık. Parmak uçlarımızla bu şekilde muayenemizi yapmamız lazım. Sonra da diğer memeye geçmemiz lazım. Gene bir elimizle de koltuk altlarımızda herhangi bir problem var mı diye her iki koltuk altımızı da kontrol etmemiz lazım. Neye bakıyoruz? Şimdi meme dokusu dümdüz bir doku değildir. Siz kendi memenize de ellediğiniz zaman bilirsiniz, böyle pütürlü pütürlü bir yapısı var. Bu normal. Demin de söylemiştim, yani süt kanalları, süt bezeleri... Evet. Ve yağ dokusu olduğu için her birinin de dokunsal hissiyatı farklı olduğu için, yapısı farklı olduğu için bu şekilde pütür pütür olarak ele geliyor. Şimdi bu pütürlük aslında normal.
Hani bunu her ay kontrol ettiğiniz zaman siz de hani anlayacaksınız aradaki farktır ama anlayamaya da bilirsiniz sonuçta. Herkes doktor değil. Evet. Elinize gelen gene de farklı bir durum, farklı bir kitle, bir sertlik, bir şey varsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Demin de söylediğim gibi meme başında çöküntü varsa, şu yukarıda gözüküyor. Evet. Veya memenin derisinde herhangi bir yerde bir çökme varsa, ondan sonra kızarıklık varsa, asimetri varsa, o zaman elinize gelen bir kitle varsa, meme başından akıntı varsa, o zaman mutlaka bir doktora başvurmamız lazım. Onun dışındaki rutin kontrollerimiz nasıl olur? Bence bunu her kadın alışkanlık haline getirmeli. Hem ayda her ay kendi kendine meme muayenesi yapmayı hem de 6 ay veya 1 yılda doktorunuzun önereceği şekilde, genelde 1 yıl öneriyoruz, doktor kontrolü yapmalı. Normalde menopoz 40 yaşına kadar, demin de söylemiştim, meme yapısından dolayı meme muayenesini ve yılda veya 2 yılda bir meme ultrasonuyla kontrolü öneriyoruz. Eğer bu kontrolleriniz sırasında demin söylediğim hastalıklardan herhangi biri sizde olursa zaten biz hastaya hani diyelim ki artık yılda bir değil de 6 ayda bir gelin veya 3 ayda bir gelin diye söylüyoruz. Ama böyle bir durum yoksa sadece kontrol için gidiyorsak yılda bir kere mutlaka meme muayenesi ve ultrason yaptığımız için kontrole gidiyoruz. 40 yaşından sonra da artık memenin yapısı yavaş yavaş yağ dokusuna dönüştüğü için, süt kanalları, süt bezeleri azalmaya başladığı için, daha az yoğun bir meme dokusu olduğu için mamografi daha etkili hale geliyor. Bu sefer de gene yılda bir kere kontrol, mamografi ve ultrason yaptırmasını öneriyorum. Evet. Tabii ki demin de söylediğim gibi farklı bir durum gelişirse daha kısa aralıklarla takip yapılabilir. Peki riskleri nasıl azaltabiliriz Nuray Hocam? Şimdi şöyle risk, bir kere aşırı yağlı beslenmek ve karbonhidrattan zengin beslenmek, meme kanseri, hani bizim yapabileceğimiz şeyler bence bunlar. Evet. Meme kanseri riskini arttırıyor. Onun için beslenmeye dikkat etmeliyiz. Sigara, alkol tüketimini azaltmeliyiz. Bence kesmeliyiz. Zararlı madde kullanımını. Evet, zararlı madde kullanımını. Onun dışında stresten mümkün olduğu kadar, ne kadar yapabiliriz onu ben de bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Tabii ki düzenli kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Bu çok önemli. Aile hikayesi olan hastalarda, eğer aile, işte diyelim ki annesinde var, kız kardeşinde var, bunlar da çok yüksek risk oluyor. Teyzesinde var, anneannesinde var, babaannede var, halada var. Yani birden fazla ailede kişide meme kanseri, rahim yumurtalık kanseri ya da kalın bağırsak kanseri veya diğer kanserler var ise o zaman bu kişide meme kanseri olma riski daha da arttığı için... %20 oranlarında dediniz aslında, hiç de az bir oran tabii, değil. Tabii, aynen öyle. Onun için hani bu kişilerin zaten kontrollerini kesinlikle aksatmaması lazım. Ayrıca genetik olarak bir yatkınlık olduğu düşünülen hastada biz genetik testler de yaptırıyoruz. Eğer genetik olarak bir yatkınlık varsa ona göre tedavi yönlendirmelerimiz oluyor. Evet, peki hasta size geliyor. Bu tanıyı nasıl koyuyoruz? Meme kanseri tanısını biraz önce de söyledim. İlk yapacağımız şey muayene. Sonrasında mamografi, ultrason yaptık ve memede bir kitle saptadık. Evet. O zaman bu kitleye yönelik, işte saptadığımız bu kitlenin nasıl bir kitle olduğunu anlamamız lazım. Ultrason ve mamografi bize bu yönde yol gösterici oluyor. Eğer kötü huylu bir kitle olduğunu düşünüyorsak ya da şüpheleniyorsak, o zaman mutlaka oradan bir biyopsi almamız gerekecek. Evet. Edersiniz. Tabii ki de, evet. Bir de şunu da merak ediyorum aslında, hemen bunu siz yanıtladıktan sonra meme kanserinin görülme sıklığını dünyada ve ülkemizde. Evet, meme kanseri tüm dünyada her 8 kadından bir tanesinde görülüyor. Ülkemizde de çok sık. Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin birinci sırasında tüm dünyada ve ülkemizde. Gerçekten de çok sık görülüyor ve son yıllarda da artık... Eskiden biz hani menopozdan sonra
belli bir yaşın üstünde, 50 yaşın üstünde daha sık görüyoruz diyorduk. Ama şimdi artık meme kanseri görülme yaşı giderek aşağılara iniyor. Mesela benim 19 yaşında hastam var, 21 yaşında hastam var. Evet, bu demek değil ki memede gördüğünüz her kitle kötü değildir. Hı hı. Mutlaka hani çoğunluğu kötü değil, öyle söyleyeyim ama... araştırılması da lazım. Lütfen evde hani bu bende bir şey olmaz diye oturup beklemeyin yani. Benim söyleyeceğim bu. Bu çok önemli çünkü biz meme kanserinin erken tanısına çok önem veriyoruz. Meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalık. Evet. Evet, sizde meme kanseri olduktan sonra bir dönem, hani kötü bir dönem geçirebilirsiniz. Tedavileriniz olacak, işte ameliyatlar, kemoterapiler, şunlar. Ama bu dönem geçtikten sonra normal hayatınızı yaşama şansınız var. Bunun için de erken tanı çok önemli. Evet. Erken evrelerde yakalanan meme kanserlerinde yaşam oranları %95-96'lara kadar çıkıyor. O nedenle lütfen... Hiçbir şey olmasa bile kontrollerinize düzenli olarak gelin. Ayrıca birçok hasta var. Memesinde eline gelen bir kitle oluyor. Korkudan belki bir şey çıkarsa diye. Evet. Ya da yok bir şey çıkmaz bende diye. Ya da işte benim annem de, kardeşim de, kızım da, onunla bunda kimsede bir şey yok ki bende de yoktur diye. Birçok böyle nedenden dolayı ihmal ediyor, gelmiyor. Hani bekliyor ve bu dönemde gerçekten hastalık çok ilerliyor. Evet, hastalık ilerledikten sonra da yapılabilecek şeyler var. Hı hı. Yani tedavi seçeneklerimiz gene var. Ama bu daha çok hırpalayıcı. Evet, daha zor bir süreç oluyor. Evet. Peki bu ameliyatsız doku tanısı konulabilir mi? Şimdi şöyle anlatayım, kitleyi gördük ve biz bundan biyopsi almak istedik. Bu biyopsinin çeşitli şekilleri var. Evet. Birincisi işte eskiden daha çok uyguladığımız hastayı ameliyata alırdık. Orayı lokal anesteziyle veya hastayı biraz uyutarak oradaki kitleyi çıkartırdık, patolojiye inceleme için gönderirdik. Ama şu anda izlediğimiz yol şu. Evet. Biz orada kitleyi görürsek ultrason eşliğinde TrueCut biyopsi denilen bir biyopsi tekniği var. Bu özel bir biyopsi iğnesi. Kitlenin içerisinden doku koparıyor ve hani parça olarak alıyor. Kitlenin tamamını alma şeklinde değil, sadece parça alma şeklinde. Biz genellikle bu tekniği uyguluyoruz. Çok nadiren de kitle çok ultrasonda biyopsi alınamayacak kadar çok küçükse veya mamografide kireçlenme alanları gözüküyorsa o zaman o bölgeye işaretleme yapıp özel bir kılavuz tel yardımıyla gene ultrason ya da mamografi eşliğinde işaretleme yapıp oradaki kitleyi ameliyatta çıkarabiliyoruz. Bazı özel iyi huylu kitleler içinde vakum yöntemi denilen bir yöntem var. Bazı merkezlerde o da uygulanıyor. Peki hocam, bu hani biyopsi yapılırken, bu biyopsinin yapılması daha doğrusu, hastalığın ilerlemesine sebebiyet verebilir mi? İyi ki bu soruyu sordunuz. Ben biraz önce konuşurken söyleyecektim de. Evet. O ara karıştı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ve bu çok da önemli. Halk arasında bıçak değerse kötü olur diye bir şey var. Bizim buna başka türlü zaten tanı koyma şansımız yok. Bu bir. İkincisi de öyle bir şey yok. Yani bu tamamen şehir efsanesi aslında. Hastalar biraz da bunun yüzünden bıçak değerse, biyopsi alınırsa, ellenirse kötü olur diyerekten hep doktora gelmeyi geciktirebiliyorlar gerçekten. Belki doktora kesinlikle gelmek yerine internetten bir arama yapıp ona da çok bende yapıyorlar. Var bu böyle diyerek kendine tanısını koyuyor. Aynen. Aslında doğru olan size gelmeleri. Aynen. Evet. Peki meme kanserinde risk faktörlerine de geçmek istiyorum ama kısa bir reklam arası verelim isterseniz, bir nefes alalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Thank you.
tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama öncesinde size WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatmak istiyorum. Hemen ekranın altında görüyorsunuzdur. WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de Nuray Hocam'la cevaplarız elimizden geldiği kadarıyla. Evet Nuray Hocam, meme kanseri tanısı konulan hastalarda hangi yol izlenmektedir? Bununla devam edelim. Şimdi meme kanseri tanısı konulduğu zaman hastalık tabii öncelikle memede mi, yoksa hani sadece memede mi, koltuk altına yayılma olmuş mu ya da vücudun herhangi bir yerine yayılma olmuş mu, bunu anlamamız gerekiyor. Evet. Buna ilişkin bazı testler yapıyoruz. Genellikle PET çekiyoruz. PET'te eğer vücudun herhangi bir yerinde bir yayılma yoksa o zaman öncelikli tedavimiz cerrahi oluyor. Ama yok PET'te vücutta bir yere yayılım, yani metastaz dediğimiz kemiğe, akciğere, karaciğere ya da vücudun başka bir yerine yayılım tespit ediyorsak da öncelikle tedavimiz kemoterapi oluyor. Evet. Peki ameliyat olmadan ilaç tedavisiyle kanser hücrelerini yok etmek mümkün müdür? Şimdi meme kanserinin aslında tedavisi çok merkezli bir şekilde yönetiliyor. Yani bu işte bu ekibin içerisinde genel cerrahlar, radyologlar, medikal onkologlar, nükleer tıp uzmanları ve radyoterapistler var. Bunların hepsi birlikte aslında karar verilecek bir şey. Meme kanserinin tedavisi öncelikle cerrahidir. Evet. Kitlenin, oradaki kanser hücrelerinin, kitleye, kansere bağlı oluşmuş kitlenin mutlaka oradan alınması lazım. Ama bazen mesela çok büyük kitle varsa o kitleyi önce küçültüp, kemoterapiyle küçültüp sonrasında cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Evet. Ya da demin de söylediğim gibi metastazları varsa ilaç tedavisi önce verip metastazları ortadan kaldırdıktan sonra memeye yönelik cerrahi yapıyoruz. Ama cerrahi tedavi mutlaka olacak. Mutlaka oluyor, evet. Peki daha önce meme kanserini yenmiş birisi yeniden kansere yakalanma riski taşır mı? Tabii ki. Öyle bir risk var. Aynı memede, yani şimdi aslında öncelikle isterseniz biraz meme kanserinin hani cerrahi tedavisinin neler yapıyoruz, tabii, onlardan bahsedeyim. Meme kanserinde eskiden meme dokusunun tamamını çıkarıyorduk. Mastektomi dediğimiz bir işlem uyguluyorduk ve koltuk altındaki lenf bezlerini de tamamen çıkartıyorduk. Daha sonra yapılan birçok çalışma var tabii ki bununla ilgili. Gördük ki meme dokusunun tamamını çıkarmakla kanserli dokuyu etrafındaki sağlam dokuyla birlikte çıkarmak arasında çok da fazla sağ kalım açısından bir farklılık yok. Ondan sonraki süreçte artık sadece memedeki kitleyi, yani kanserli dokuyu etrafındaki sağlam dokuyla birlikte çıkartıp ondan sonra da kalan meme dokusuna ışınlama yapıyoruz, radyoterapi yapıyoruz ki hastalık yeniden tekrarlamasın diye. Aynı zamanda koltuk altına yayılım var mı yok mu diye de koltuk altını sentinel lymph node biyopsisi dediğimiz bir işlem var. Ameliyat sırasında tümör etrafına ve meme başının etrafına verdiğimiz özel boyalarla koltuk altındaki lenf bezlerinin boyanmasını bekliyoruz. Ve oradan ilk boyanan lenf bezlerini alarak bekçi lenf bezi diyoruz buna biz. Oraya tümör yayılımı var mı yok mu tespit ediyoruz. Eğer varsa sonra koltuk altındaki lenf bezlerini çıkarıyoruz. Evet. Şimdi memenin tamamında... Demin sorduğun soruya dönecek olsak, memenin tamamı alınmamışsa, bir kısmı kalmışsa, bir de tabii ki diğer meme var. Bu hastalarda tabii ki yeniden kanser oluşma riski var. Memenin tamamı alınsa bile diğer memede de yeniden kanser oluşma riski olabiliyor. Onun için bu hastaları zaten biz sık aralıklarla sürekli kontrolde tutuyoruz. Peki iyi kitle ile kötü kitleyi birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi... Demin göstermiştik, meme kitleleri aslında birçok kitle var. Bir kistler var. Demin de söylemiştik. İçi sıvı dolu kitleler şeklinde, kesecikler şeklinde. Bunlar genellikle ultrason olarak da görüntüleri
çok belirgindir. Ultrasonda tespit ederiz. Bunları içi sıvı dolu olarak gözükürler. Bir de içi katı olan kitleler var. Bunlara da solid kitleler deniyor. Ultrasonda ve mamografide tespit edebildiğimiz. Bu kitlelerin özellikleri aslında çok özel, önemli. Mesela muayene sırasında elimize gelen bir kitle varsa bu kitle yumuşak mı? Normal meme dokusuyla benzer özellikler gösteriyor mu? Yoksa normal meme dokusuna göre daha sert mi? Hareketli mi? Değil mi? Yapışıklık var mı etraf dokuya? Bunlar önemli. Ultrasonda gene kist mi? Solid mi? Bu önemli. Solid dediğimiz katı kitleler. Mamografide de ve ultrasonda da gene bu kitlelerin içerisinde küçük kireçlenme alanları var mı? Etraf dokuların içerisine doğru saçılma gösteriyor mu? Kenarları düzenli mi, düzensiz mi gibi birçok faktör var. Bu kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğuna karar verebileceğimiz. Şimdi WhatsApp'tan gelen sorularımız da var. Onları da yanıtlayalım. Benim göğsümde çok ağrı oluyordu. Gittim mamografi çektirdim. Kötü bir şey olmadığını ve meme dokusu oranının normalden fazla olması ağrı yapabilir dediler. Bana ne demek bu diyor izleyicimiz. Yaşı da 32. Şimdi biraz önce de söylemiştim. 40 yaşına kadar meme dokusu çok yoğundur. O nedenle biz 40 yaş öncesinde aslında mamografi çektirmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Hastalarımıza da zaten 40 yaş öncesinde ultrasonla kontrol ediyoruz. Şimdi bu hastaya hani meme dokusu çok yoğun olduğu için mamografi de çektirenler biliyor. Meme dokusunu sıkıştırarak çektirilir. Hem yukarıdan aşağıya doğru sıkıştırarak hem sağdan sola doğru sıkıştırarak. Meme dokusu film kasetleri dediğimiz kasetlerin arasında sıkışıyor. Dolayısıyla yoğun bir meme dokusu olduğu zaman bu meme dokuları üst üste binerek mamografide kitle görüntüsü oluşturabiliyor. O nedenle biz 40 yaş altında mamografi çektiriyoruz. Ben bu hastamıza öncelikle bir meme ultrasonu çektirmesini tavsiye ederim. Meme ultrasonunda herhangi bir şey varsa zaten ona yönelik tedavisi yapılacaktır. Ama meme dokusu yoğun olan hastalarda da adetten önceki dönemde adete 10 gün kala, genellikle 12 gün kala başlar. Adete kadar bu ağrılar artarak devam eder. Bunlar çok normal. Biraz önce de söylediğim gibi adet görmemizi sağlayan hormonların değişmelerinden kaynaklanan meme dokusunu gebelik olması durumunda emzirmeye hazırlık olacağı için meme dokusunun giderek yoğunlaşmasına bağlı ağrılar bunlar. Çok normal. Onun için endişe etmesine gerek yok. Sadece meme yoğunluğuna bağlı bir ağrı ise. Evet. Peki memede kitle varsa memenin dokusunda değişkenliğe neden oluşur mu? Nasıl yani? Nuray Hanım, yani meme kanserinin belirtilerinden hani... Yani memedeki kitle işte biraz önce söylemiştik, asimetriye neden olabilir görüntü olarak. İki, dıştan görünen bir şişlik şeklinde görsel olabilir. Veyahut da o bölgede normal dokuyu tümör dokusu normal dokunun arasına girerek fibrozis dediğimiz çekintiler oluşturuyor. Buna bağlı da kitlenin olduğu yerde meme dokusunda çökme olabilir. Eğer bu kitle meme başının hemen arkasında veya kenarındaysa meme başında çökmelere neden olabilir. Bunun gibi meme dokusunda değişikliklere neden olabilir. Evet. Hemen bir portakal kabuğu görüntüsü demiştik. Onun gibi bir görüntüye neden olabilir cilt tutulumuyla birlikte olursa. Evet. Peki geç doğum yapmanın meme kanseri üzerinde etkisi olur mu? Yaşım 35 demiş. Aslında konuşmuştuk da programın başında. Bunu tekrar hatırlatalım. Evet. Geç doğum yapmak yani özellikle 30 yaşın altındaki yapılan doğumlarda meme kanseri riski açısından koruyucu özelliği var. Geç doğum yapmak, hiç emzirmemek, hiç doğum yapmamak, erken yaşta adet görmeye başlayıp geç menopoza girmek, bunlar meme kanseri riskini arttıran nedenler. Evet. Peki rutin meme kontrolü hangi sıklıkta yapılmalı? Normalde 20 yaşından sonra bütün kadınlara meme kontrolü öneriyoruz. 20 yaşından sonra öncelikle kendi kendine meme muayenesini her ay hasta yapmalı. Onun dışında da 40 yaşına kadar 1 veya 2 yılda bir doktor kontrolü, eğer herhangi bir şikayeti yoksa
sadece kontrol amaçlıysa, bir veya iki yılda bir ailesinde meme kanseri varsa, rahim yumurtalık kanseri varsa o zaman daha sık doktor kontrolüne gitmeli. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa da bir ya da iki yılda bir. 40 yaşından sonra da yılda bir kere mutlaka doktor kontrolü öneriliyor. Evet. Peki egzersiz ve spor da bu hastalıkları azaltabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle günlük yürüyüşlerin çok faydası var. Çok ağır sporlar değil belki ama yürüyüş tarzında hafif egzersizlerin meme kanseri ve birçok kanser açısından aslında koruyucu etkisi var. Evet. Vücut yağlanması arttıkça özellikle kadınlarda biliyorsunuz menopozdan sonra karın, kalça ve bel bölgesindeki yağlanmalar daha da artıyor. Yağ dokusu da östrojen hormonunu çok fazla tuttuğu için meme kanseri riski yağlı kadınlarda daha fazla. Menopozdan sonra da yağlanma arttığı için risk biraz daha artıyor. Onun için mümkün olduğu kadar hem beslenmeyle hem de egzersizle vücut yağlanmasını azaltmamız lazım. Tamamlamamız lazım yani bunlarla. Peki genetik faktörler dedik, hani buna etkili olabiliyor. Dediğimiz gibi işte beslenme. Daha farklı neler yapmalıyız peki bu hastalığa yakalanmamak için, meme sağlığını koruyabilmek için? Hani doktor görüşmeleri sağlıyoruz. Yılda bir mesela işte. Sonra düzenli egzersiz, spor. Daha farklı neler öneriyorsunuz? Yani stresten uzak dursunlar. Onu öneririz. Bütün kanserler açısından stres çok önemli. Şimdi normalde aslında insan vücudunda her gün kanser hücresi aslında normal hücreden farklılaşmış. Normal hücreden değişime uğramış hücreler. Bunların en önemli özelliği de hızlı çoğalabiliyorlar. Durmak bilmiyorlar yani öyle söyleyeyim. Her gün vücudumuzda normal hücreden farklı kanser hücresi gibi hücreler aslında yani bozuk hücreler üretiliyor. Ve bu bozuk hücreler bizim vücut savunma sistemimiz tarafından yok ediliyor. Bu savunma sistemini güçlü tutacak şekilde işte beslenmemizi ona göre düzenlememiz, stresten uzak kalmamamız, hafif çok ağır sporlar olmamak üzere çünkü ağır sporlarında immün sistemi bozduğu gösterilmiş. Onun için hani tabii ki sporcuların şeyi ayrı ama illaki kendimizi ay ben spor yapmak zorundayım gibi hissetmemiz gerekmiyor. Sadece Antalya'da çok güzel bir şehir yani. Sahile çıkıp yürüyüş yapmak, yarım saat, 40 dakika, bir saat, o bile aslında birçok hastalıktan koruyucu. Onun için ben hastalara bunu tavsiye ediyorum. Yani beslenmelerine dikkat etsinler, sigaradan, alkolden uzak dursunlar. Düzenli uyku, düzenli beslenme, doğru beslenme çok önemli. Evet, aslında uykunun iyi gelmediği, düzenli beslenmenin iyi gelmediği bir şey yok. Şimdi şöyle düşünün, yani siz bir makinayı bile 24 saat sürekli çalıştırırsanız bir süre sonra arıza vermeye başlamaz mı? Isınıyor, işte ne bileyim sesler çıkarmaya başlıyor. Bizim vücudumuz da aslında ona göre yapılandırılmış ve bir dinlenmeye ihtiyacı var. Uykuda gerçekten bir sürü hormon salgılanıyor. Normalde birçok hücrenin fonksiyonu uyku sırasında daha iyi oluyor. Onun için nasıl mesela akşama kadar yoruluyorsunuz, bacaklarınız şişiyor, yatıyorsunuz, dinleniyorsunuz, şişliği iniyor. Yani bu bir aslında vücudun onarım saati. Onun için uyku çok önemli. Evet. Peki meme kanserinden bahsettik. Peki başka memede oluşabilecek hastalıklar nelerdir Nuray Hocam? Başka neler oluşur memede? Şimdi en çok meme ağrısı. Bu da hani illa ki bir hastalık bir neden olmak zorunda değil. Meme ki çok sık karıştırılıyor. Evet. Çok sık meme ağrısıyla karşılaşıyoruz. Artı bir de hastalar sırt ağrısını, kas ağrısını ya da işte boyundan gelen bir boyun fıtığının ağrısını meme ağrısıyla karıştırabiliyor. Hiç bir şey olmasa bile, biraz önce de söylemiştim, adete yakın dönemde zaten meme ağrıları olabilir.
Evet. En çok bununla karşılaşıyoruz. Onun dışında memedeki kistler var. Fibroadenom dediğimiz iyi huylu kitleler var. Onun dışında adenozis dediğimiz meme dokusundaki bozulmaların olduğu hastalıklar var. Hı hı. Gebelik dönemindeki emzirmeye bağlı süt bezeleri, onun dışında apseler, meme başı çatlakları, meme başı yaraları olabilir. Meme emzirme dönemi haricinde meme başındaki çatlaklar, yaralar da gene bir hastalığın habercisi olabilir. Peki bu meme ağrıları ne kadar devam ederse bir sorun var deyip hekime başvurmalıyız? Yani şimdi bence hani bu sık sık meme ağrınız oluyor veya başladı mesela 1-2 gün geçti hala da ağrınız var. Hı hı. Ne olursa olsun gene de bir hekime başvurmakta fayda var. Meme kanserinin aslında çok fazla bir kısmında biz ağrı semptomuyla karşılaşmıyoruz. Hastaların az bir kısmında, meme kanserli hastaların çok az bir kısmında ağrı var. Ama başka hastalıklar da var. Takipte tutulması gereken hastalıklar var. Mesela illa kanser olması gerekmiyor. Kanser öncesi lezyonlar var. Mesela duktal karsinoma institut dediğimiz, lobular karsinoma institut dediğimiz bunlar ileride kansere dönüşebilecek risk faktörü taşıyan hastalıklar. Onun için bir takım hastalıkların habercisi olabilir veya o hastalığa bağlı olmasa bile bu sizi doktora gitmek için bir uyaran olabilir. Hı hı. Gittiğinizde mesela hani kanser öncesi bir lezyonla karşılaşabiliriz. Belki ağrının nedeni o değil. Mesela hasta geliyor, sol memesi ağrıyor diye geliyor. Biz onun kontrollerini yapıyoruz. Sağ memesi de önemli bir şey buluyoruz. Onun için ağrı varsa hani illaki bu kötü bir şeyin habercisi anlamında değil. Ama öyle bir şey varsa siz gene de doktora gidip bir kontrol olun. Eğer düzenli kontrol olmuyorsanız. Evet, şunu da merak ediyorum. Şu an aklıma geldi. Mesela 20 ile 40 yaş arasında görülen meme hastalıkları nelerdir? Hiç hani gelen hastalarınızdan da. Şimdi kistleri çok sık görüyoruz gene o yaş grubunda. Fibroadenom dediğimiz iyi huylu kitleleri çok sık görüyoruz. Onun dışında bu dönem emzirme dönemi olduğu için emzirmeyle ilişkili olan apseler, meme başı çatlakları, o türden şikayetleri çok görüyoruz. En çok gördüğümüz hastalıklar bunlar. Evet, egzersizi de konuştuk. Spor sayesinde hastalığın azaltılabileceğini de konuştuk. Peki, bu meme kanserinin evrelerinden de biraz bahsedelim. İlk evreyle son evreye kadar o süreç nasıl ilerliyor? Kaç evreden oluşuyor mesela meme kanseri? Normalde meme kanseri 4 evreden oluşur. Hı hı. Birinci evre en iyi durum. Yani çok yeni yakalanmış hastalık var. Dördüncü evrede vücudun herhangi bir yerine yayılma olmuş. En son evre artık. Bunun biz bunun evrelemesini işte tümörün büyüklüğüne göre, hı hı, lenf bezlerinin, koltuk altı lenf bezlerinin durumuna göre karar veriyoruz. Hı hı. Evre 1 ve 2 olan hastalıkta tabii ki hastanın tedavi şansı çok daha yüksek oluyor. Hastalıksız kalan yaşamını sürme şansı daha yüksek oluyor. O nedenle erken tanı çok önemli. Evet, çok güzel konular konuşuyoruz ama evet, kısa bir reklam arası daha verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tekrardan merhabalar. Konuğum meme Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Nuray Ayper Öngen. Evet hocam, artık programımızın da son bölümüne doğru geldik. Tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum.
Meme kanseri bir hastanız size geldi. Tedavi yöntemlerinden bahsedelim mi? Tabii. Şimdi meme kanseri tanısı koyduktan sonra öncelikle hastalık hangi evrede onu saptamamız lazım. Demin de söylediğim gibi işte tümörün büyüklüğü, lenf nodlarının durumu, koltuk altı lenf bezlerinin durumu ve hastalığın başka bir yere yayılıp yayılmamasıyla bu evrelemeyi yapıyoruz. Evet. Bunun için de bazı tetkikler yapıyoruz. Hastalık herhangi bir yere yayılmış mı, yayılmamış mı? Hastanın herhangi bir yere yayılmadığını düşünüyorsak ve erken evrede yakaladığımız bir tümörse öncelikle cerrahi tedavi şansımız olacak. Eğer hastalık ilerleme olmuş, yani sadece hem memede büyümüş bir tümörse ya da işte vücudun başka bir yerine yayılmışsa o zaman da öncelikli tedavimiz kemoterapi oluyor. Sonrasında tümör küçüldükten sonra da cerrahi tedavi seçeneği uygulanabiliyor. Cerrahi tedavisinde hastanın, evet, tabii o kısmı beni ilgilendirdiği için ben en çok ondan bahsedeyim. Önceden beri devam edip gelen bir süreç var bununla ilgili aslında. Eskiden meme kanserinin hani sadece memeye lokalize bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Onun içinde hani memeyi tamamen alırsak hastalık tekrar bir daha olmaz diye düşünülüyordu. Onun içinde ilk meme cerrahisi yapılmaya başlanan dönemlerde memenin tamamı alındıktan sonra hatta göğüs duvarındaki kaslar bile alınıyordu. Bazen kemik yapıların bile alındığı olabiliyormuş eski dönemlerde. Tabii ki ben onlara hiç denk gelmedim. Sonra da ilerleyen yıllarda görülmüş ki bu kadar çok agresif, yani bayağı büyük bir cerrahi yapılmasına rağmen meme kanseri gene de tekrarlayabiliyor. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabiliyor. O zaman da bu hastalığın aslında bir lokal bir hastalık değil. Sistemik, yani tüm vücudu ilgilendiren bir hastalık olduğu ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte de cerrahi tedaviler daha da minimalize oldu. Yani öncelikle işte o kas dokular, kemik dokular çıkarılmamaya başlandı. Sadece meme dokusu, koltuk altındaki lenf bezlerine en çok yayılım olduğu için lenf bezleriyle beraber sadece meme dokusunun alındığı durumlar söz konusu oldu. Sonra da sadece memenin o hastalıklı kısmının etrafındaki sağlam dokuyla birlikte, eğer varsa koltuk altında yayılım, koltuk altındaki yayılan lenf nodlarının da alınması şeklinde bir cerrahiye doğru günümüzde gelmiş olduk. Şu anda yaptığımız şey, eğer hastanın memesi uygunsa, yani çok küçük memelerde bunu yapamayabiliyoruz bazen. Çünkü etraftaki sağlam dokuyla birlikte kitleyi aldığımız zaman küçük bir memede çok az bir doku kalıyor ve çok şekilsiz olabiliyor. Veya işte meme başına çok yakınsa o zaman meme başını da almamız gerekebiliyor. Bu sefer memenin hepsini yine boşaltıp o şekilde cerrahi uygulayabiliyoruz vesaire. Eğer hani hastanın memesi de uygunsa yaptığımız tedavi meme koruyucu cerrahi dediğimiz kitleyle birlikte, kanserli dokuyla birlikte etraftaki sağlam dokuyu da çıkartmak şeklinde oluyor. Hastaların koltuk altında yayılım var mı yok mu diye de Bekçi lenf nodülü biyopsisi dediğimiz bir işlem var. Ameliyat sırasında biz bunu uyguluyoruz. Oradaki lenf bezlerinden örnekler alıp hızlı bir patolojik inceleme yaptırıyoruz. Eğer oradaki lenf bezlerine yayılma yoksa koltuk altı lenf bezlerini hiç almıyoruz. Varsa o zaman koltuk altı lenf bezlerini de ameliyatımıza dahil ediyoruz. Daha sonrasında bu meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalara da tedavinin devamı olarak mutlaka kalan meme dokusunda tekrar kanser oluşmasın diye radyoterapi uygulanıyor. Şu andaki hani cerrahi tedavi olarak standart tedavimiz bu. Tabii ki meme cerrahisinde programın en başında söylemiştim. Meme aynı zamanda kadının cinsellik sembolü de bir şekilde. Dıştan görünen de bir organ olduğu için hani biz bunu buradan alalım, atalım, kurtulalım bu hastalıktan denilecek bir organ değil. Evet. Diyelim ki hani mide kanserinde midenin evet tamamını da alabiliyoruz ama bu hastanın dış görüntüsünü de çok etkilemiyor. Hasta tabii şimdi ilk başta bizim karşımıza gelip de
memesinde kanser olduğunu öğrendiği zaman bu görsellik kısmı en son sıraya gidiyor. Yani aman ne olacak ki? Yani birçok hasta şey diyor, doktorum olsun, hepsini alın gitsin. Hani yeter ki ben bu hastalıktan kurtulayım. Ben de onlara diyorum ki evet, yani hepsini almak da bir seçenek olabilir. Ama biz senin için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu anki kötü günler geçecek. Bu günler geçtiği zaman da hani memenin orada yokluğu seni üzecek. Onun için yani bu gerçekten bir kadın olarak çok önemli bir şey. Onun için de eğer mümkünse her hastamıza meme koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz. Artı bir de şimdi artık plastik cerrahlarla birlikte çalışıyoruz. Yeniden meme oluşturabiliyoruz. Ondan sonra kalan meme dokusunu iki memeyi birbirine eşitleyip, mesela hastanın büyük bir memesi var. Biz meme koruyucu cerrahi yapıp bir kısmını aldığımız zaman ikisi arasında çok eşitsizlik oluşabiliyor. Plastik cerrahi arkadaşlarımızla birlikte bu iki memeyi birbirine eşitleyebiliyoruz. Ya bu memeye bir silikon takviyesi İmkan. Veya diğerini küçültmek gibi olabilir. Veya meme dokusunun hepsini almamız söz konusu olursa. Tam bu sırada aklıma bir soru geldi Nuray Hocam. Onu da hemen sormak istiyorum. Peki hani meme kanseri teşhisi konulmamış, normal hayatına devam eden bir hastamız size geldi. Silikonları var. Hı hı. Bununla mamografi çekilebilir mi? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Silikonlu hastalarda meme takibi tabii ki normal memeye göre biraz daha zor oluyor. Çünkü silikonun görüntüsü normal meme dokusunu kapatabiliyor. Evet. Zaten bu hastaların memeleri küçük olduğu için silikon yaptırdıkları için meme dokusu zaten az. Bir de silikonun baskısıyla meme dokusu iyice de biraz daha yayılıp küçülüyor. Dolayısıyla takipleri birazcık daha zorlaşabiliyor. Ama mamografi evet çekebiliriz ama o mamografideki görüntü, silikonun görüntüsü bizim görüş alanımızı çok daraltıyor. Onun için bu hastalarda biz daha çok mamografi çekmeyi tercih etmiyoruz. Ultrasonla ve gerekirse de meme MR'ıyla takip ediyoruz. Meme MR'ı da tabii biraz önce hep konuştuk, ondan bahsetmeyi unuttuk. Meme MR'ı da tedavide kullandığımız ve çok önem verdiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Bizim hem bu tarz hani implantı olan hastaların takibinde kullandığımız bir şey, hem de bazen mamografi çektik, ultrason çektik, ortada kaldığımız hastalarda o kitlenin, mevcut kitlenin özellikleri meme MR'ında nasıldır? Hani bizi daha detaylı yönlendirme yapabilir mi diye meme MR'ı çektiğimiz hastalıklar olabiliyor. Bir de hani meme kanseri tanısı koyduğumuz hastalarda bizim tespit ettiğimiz kitleden başka bir kitle var mı diye her iki memeyi de meme MR'ıyla tarayabiliyoruz. Meme MR'ı da burada hani kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Evet. Peki meme sağlığını konuşuyoruz ya, hani silikon, evet dediğiniz gibi dış görüntü bir kadın için çok önemli, cinsel hayatı için de çok önemli keza. Bu silikonun olması kadının memesinde bu süt bezlerine etkisi olabiliyor mu? Süt kanallarına etkisi olabiliyor Olmaz. Mu? Olmaz. Silikonlu memeler yok. Emzirebilirler. Genellikle koltuk altının kenarından veya meme dokusunun altından küçük bir insizyonla yapılıyor bu şeyler. Ve kas dokusunun, meme dokusunun arkasındaki pektoral kaslar var. Onların arkasına konuluyor. Süt kanalları ya da meme başıyla bir alakası olmadığı için olayın emzirmeye de hiçbir etkisi yok. Evet, WhatsApp iletişim hattımızı da anons etmiştik. Yine programımızın son bölümünde gelen soruları sizlere iletmek de istiyorum. Merhabalar, ben takipli tiroid hastasıyım. Tiroid hastaları ve meme hastalıkları arasında bir bağlantı var mı? Acaba bunu öğrenmek istiyorum demiş. Şimdi şöyle, tiroid hastalarında eğer hipertiroid, yani zehirli guatr varsa, yani tiroid hormonunuz normalden daha fazla çalışıyorsa meme ağrısı görülme ihtimali daha fazla oluyor. Evet, böyle bir birliktelik var. Bir de şöyle yazmış, aynı zamanda ailemde çok fazla meme kanseri hikayesi var. Genetik bir yatkınlığım var mı, nasıl anlayabiliriz diyor. Büyük ihtimalle genetik yatkınlık olabilir. Bir de o ailedeki hikayede kimlerin olduğu da çok önemli. Hani ne bileyim, sizin 3. derece, 4. derece akrabanızda
onun kardeşinde bilmem ne, öyle uzak akrabalarda varsa evet genetik olarak hani sizi çok etkilemeyebilir bu. Ama kardeşinizde var, annenizde var, işte teyzenizde var, anneannenizde var, böyle bir halada var, hı hı. babaannede varsa eğer, hı hı. o zaman sizde genetik olarak genetik geçmiş çok önemli geçiş faktör. Olabilir. Hı hı. Aslında böyle durumlarda genellikle izlenen şu, hani ailede bir, daha doğrusu bir meme kanserli hasta bizim karşımıza gelince biraz da hem kendi için, hem kardeşi için, hem kızı varsa çocuğu için endişe içerisinde oluyor. Acaba benim kanserim genetik geçişli midir? Hı hı. İşte kızımda da olabilir mi? Bunun endişesini taşıyabiliyor. Hı hı. Şimdi genetik geçişli olan kanserler genellikle daha erken yaşlarda tespit ediliyor. Evet. Ailedeki kanser olan kişinin yaşı da çok önemli. Biraz daha hızlı da seyredebiliyor bu tümörler. Biz bu hastalarda eğer kanser olan kişi hı hı. yaşıyorsa, hayattaysa, o zaman kanser olan kişiden genetik test istiyoruz. Yani kendisi, bu kişi meme kanserine neden olan BRCA1, BRCA2 genlerindeki mutasyonlar oluyor. Bunları taşıyor mu? Taşıyorsa eğer bu kanserinin genetik geçişli olma ihtimali yüksek olur diye kızına da, işte kardeşine de, annesine de, birinci derece akrabalarına da bu sefer genetik test yapılabiliyor. Genetik testi bu sefer pozitif çıkarsa, hı hı. o zaman hani ona yönelik riski azaltacak bir takım işlemler var. Bu medyada da çok hani bir zamanlar çok şey olmuştu, haber evet. olmuştu. Onun gibi her iki memenin cildi bırakarak, meme başını bırakarak tamamen boşaltılıp sonra implantla rekonstrüksiyonu yapılarak hı hı. Riski sıfırlayamayız ama azaltırız. Ailesel riski yüksek olan hastalarda böyle bir yol izliyoruz. Peki, iyi yayınlar diliyorum. İlk meme ultrasonu ne zaman yapılmalıdır? Bir de hangi durumda meme alınır? Teşekkür ediyorum demiş izleyicimiz. Şimdi ilk meme ultrasonu, demin de söyledim, 20 yaşından sonra yapmaya başlayabiliriz. Hı hı. 20 yaşından sonra mutlaka kendi kendine aylık meme muayenesini öneriyorum. Bütün dinleyenlerimize söylüyorum, hani bizi seyreden seyircilerimize. Lütfen kendi kendinize meme muayenesini yapın ve bunu ihmal etmeyin. Aklınıza evet. geldikçe yapın, kendinize bir gün belirleyin. Adetinizin 3. gününden sonra olsun. 3 ila 8. günleri arası olabilir. Adet görmüyorsanız da ayın belli bir gününü ona belirleyin ve 5 dakikanız alır. Yani çok uzun bir işlem değil. Mutlaka meme kontrolünüzü yapın. Sonrasında da eğer farklı bir şey hissederseniz hemen doktora başvurun. Yok bir sıkıntı yoksa, fark ettiğiniz bir şey yok, bir şikayetiniz yoksa da yılda bir kere kontrole veyahut da hiç olmazsa 2 yılda bir kere 40 yaşına kadar kontrole gelin. 40 yaşından sonra da yılda bir kere. Evet. Peki. Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bizlere böyle önemli bir konuyu gündeme getirerek farkındalık oluşturduğunuz için sizlere ve doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Meme kanseri yalnızca kadınlarda mı gözüküyor yoksa erkeklerde de görülebilir mi? Gözükme oranı nelerdir? Eğer böyle bir riski verirse erkekler erken teşhis için nelere dikkat etmelidir? Evet, çok önemli bir konu. Benim de aklıma gelmedi. Evet. Meme kanseri diyoruz. Dış görünüşle kadını ilgilendiren bir şey gibi görünse de tabii. Erkekte de şimdi olabiliyor. Erkek gelişimi ergenlik çağından itibaren erkeklerde meme dokusu gelişmeye başlıyor. Hı hı. Evet, erkeklerde de meme kanseri görebiliyoruz ama bu çok düşük bir ihtimal. Yani %1 civarında bir erkeklerde meme kanseri görülme ihtimali var ama erkeklerdeki meme kanserleri kadınlara göre daha kötü seyrediyor. Evet. Onun için de memesinde farklı bir şey hisseden, eline gelen bir kitle olan, bir sertlik hisseden, meme başından bir şekilde akıntı hisseden bir erkek hastamız, seyredenimiz olursa onu mutlaka doktora başvurmasını öneririm. Evet. Sizi ilgilendiren bir soruyla devam edeceğim. Merhabalar, yayınınızı büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Alper Hocam çok ayrıntılı bilgiler aktarıyor. Teşekkür ederiz. Sormak istediğim şey, bir bayan olarak meme kanseriyle ilgilenmek nasıl bir duygu? Yani şöyle, tabii ki
bir kadın olarak karşımızdaki hastanın ne hissettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Ben öyle hissediyorum. Şimdi memelerin ne kadar önemli olduğunu, tabii ki erkeklerin memelere bakış açısı farklı olabilir ama biz kendimizde varlığını ya da yokluğunu daha çok fark edeceğiz ve önemseyeceğiz. Evet. Onun için hani daha çok hastayı anlayabildiğimi düşünüyorum. Yani bir meme kanserli hastayı daha fazla empati kurabildiğimi, hani onun açısından olaya bakabildiğimi düşünüyorum. Bence bir doktor için de hem vicdanlı olmak hem de karşısındakiyle empati kurabilmek, onun yerine kendini koyabilmek çok önemli. Çünkü hep söylerim, hastalarıma da söylüyorum, buradan bir daha söylüyorum. Bir çizgi gibi düşünürsek hastayla doktoru karşı karşıya, çizginin bu tarafında olmakla o tarafında olmak çok farklı bir şey. Kimi zaman bizim de yakınlarımız, kendimiz, ne bileyim eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz hasta oluyor. Hı hı. Mesela benim babam mide kanseri oldu. Ben aynı zamanda hani mide kanseri de sonuçta benim branşımla ilgili bir hastalık. Hı hı. Ben çizginin o tarafında da bulundum. Kendim doktor olmama rağmen, hani kendi branşım olmasına rağmen karşımdaki doktorun gözünün içine bakıyordum. Yani ne söyleyecek diye. Onun için hastaları da o açıdan çok iyi anlayabiliyorum. Tabii ki meme de çok spesifik, çok özel, kadınlar için çok özel bir organ. Onun için tabii ki daha hassas olduğumu düşünüyorum. Evet. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Yumurtalık kanseri olanlar meme kanseri açısından da risk taşırlar mı? Taşır. Evet. Evet, taşır. Hı-hı. Onun için zaten bu hastalara biz düzenli meme kontrolü, meme kanseri olan hastalarımızda düzenli kadın doğum kontrolü öneriyoruz. Hı-hı. Peki bu tedavi çok şükür bitti artık, sonuçlandı tedavimiz. Bu süreçten sonra tedavisi biten hastalar hangi sıklıkta takip edilmeliler? Şimdi öncelikle bütün tedaviler, işte cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, bunların hepsi bittikten sonra hastaları 3 ayda bir kontrol ediyoruz. İlk 5 yıllık süreç çok önemli. Bunun da ilk 2 yılı daha da önemli. İlk 2 yılda 3 ayda bir takip ediyoruz. Sonradan kontrolleri 6 aya çıkartabiliyoruz. Duruma göre. Genellikle takiplerini biz ve medikal onkologlar beraber yapıyoruz. Hastalarımızın takipleri sırasında işte gene muayeneleri, kan değerleri, ultrasonları, mamografileri, kemik taramaları, akciğer taramaları yapılıyor. Evet. Akciğer, karaciğer taramaları yapılıyor. Evet, çok güzel bir program gerçekleştirdik. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı meme sağlığıyla alakalı? Ben programın başından beri birkaç kere de tekrarladım. Gene son olarak onu tekrar söylemek istiyorum. Kansere yakalanmak bizim elimizde değil. Evet. Hepimiz bunu yakalanabiliriz. Korkarak, ay bende de bir şey çıkarsa diyerek lütfen kontrolleri ihmal etmeyelim. Meme kanserinin tedavisinde erken evrede tanı koymak çok önemli. Eğer erken evrede tanık olursa normal hayatımızı yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Hastalar normal hayatını tamamen sağlıklı olarak yaşayabiliyorlar. Onun için lütfen düzenli meme kontrollerimizi kendi kendimize yapalım. Doktorumuza düzenli kontrollere gidelim, kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Evet, bu arada yönetmenim kulağıma söyledi, anneniz aramış. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Hastalarıyla kolaylıklar diliyormuş ve yayını severek takip ediyormuş. Teşekkürlerini iletiyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün meme sağlığını konuştuk. Konuğum da Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Nuray Ayper Öngen'di. Bir sonraki programda, yani Salı günü saat 10.30'da tekrar görüşmek dileğiyle her şeyden önce sağlık diyorum efendim.